Merhaba arkadaşlar, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere zarflarla ilgili 3. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda kötü sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Kötü komşu insanı mal sahibi yapar. Bakın komşu isim. Nasıl komşu? Kötü komşu. Kötü sözcüğü ismi belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için burası niteleme sıfatıdır. Kötü haber tez duyulur. Haber isim. Nasıl haber? Kötü haber. Yine ismi belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. C seçeneği dursun. Kötü gözle bakmamak gerekir kimseye. Göz isim. Nasıl gözle? Kötü gözle. Kötü sözcüğü yine niteleme sıfatıdır. Kötü günümde yanımda olmalı dostum dediğim. Bakın gün isim, nasıl gün, kötü gün yine ismi belirtmiş. Burası da niteleme sıfatı görevindedir. C seçeneğinde ise kötü söyleme eşiğine ağı katar aşına ifadesinde söyleme sözcüğü mame isim fiil ekini aldığı için nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Fiilimsire sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. Nasıl söyleme, kötü söyleme. Bakın kötü sözcüğü burada fiilimsiyi belirtmiş. Ve nasıl sorusuna cevap verdiği için nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Bundan dolayı diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır? Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, alsa bu soğuk taşlar alnımdaki ateşi. Bakın burada uzanıvermek. İvermek tezlik fiiliyle oluşmuş bir birleşik fiildir. Peki nasıl uzanıverse? Boydan boya. Boydan boya sözcüğü fiili belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Burada kullanılmış, bunu elemiş oluruz. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı işi. Bakın uyku isim. Nasıl uyku? Esrarlı uyku. İsimlere sorduğumuz nasıl sorusu niteleme sıfatını verir. Esrarlı sözcüğü de burada niteleme sıfatı görevindedir. Peki ne kadar esrarlı bir kuyu? Sokaklar kadar. Sokaklar kadar sözcüğü burada sıfatı belirtmiş bir nedir arkadaşlar? Miktar zarfıdır, değil mi? Miktar zarfları sıfatları da belirtebilir. Peki ölse fiil, nasıl ölse, dalıp ölse. Bakın buradaki dalıp sözcüğü de fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfıdır. Görmüş olduğunuz gibi burada da iki tane zarf var. O yüzden biz B seçeneğinde demiş oluruz. C seçeneği dursun. Bu gece yarısında iki kişi uyanık. Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar. Bakın uyanık sözcüğü nedir? Yüklemdir. Ne zaman uyanık? Bu gece yarısında. Bu gece yarısında sözcüğü yüklemi zaman yönünden belirttiği için nedir arkadaşlar? Zaman zarfıdır. Çünkü ne zaman sorusuna cevap veriyor. O yüzden biz D seçeneğinde elemiş oluruz. Ömrünüz taş olsa da gide gide yorulur. Bir gün ölüme çıkar bu yolun kıvrımları. Bakın yorulur fiil. Nasıl yorulur? Gide gide yorulur. Fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için gide gide sözcüğü nedir arkadaşlar burada? Yine durum zarfı olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı biz E seçeneğinde elemiş oluruz. Ama arkadaşlar C seçeneğine baktığımızda ise ne ışıkta gezeyim, ne göze görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Bakın burada herhangi bir fiili belirten bir sözcük yok. Fiilimsiyi belirten bir sözcük yok. Dolayısıyla arkadaşlar burada zarf kullanılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Daha sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı bir zarf olarak kullanılmıştır? Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Bakın, çıkacaksın fiil. Ne zaman çıkacaksın? Deniz daha bembeyazken çıkacaksın. Burası nedir arkadaşlar? Komple zaman zarfıdır. Daha sözcüğü de zaman zarfının içerisinde yer almış ve henüz anlamına geliyor. B seçeneği dursun. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Bakın kapanırdı fiil. Ne zaman kapanırdı? Daha gün batmadan. Yine ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası da zaman zarfıdır. Burada da daha sözcüğü
henüz anlamına gelmiştir. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bakın görmemiş ifadesinde mış sıfat fiilidir. Dolayısıyla arkadaşlar burası fiilimsidir. Peki ne zaman görmemiş? Daha. Daha sözcüğü dikkat edecek olursanız burada henüz anlamına geliyor. Ve ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası da nedir? Zaman zarfıdır. Daha unutmadım seninle geçen güzel günleri. Unutmadım fiil. Ne zaman unutmadım? Daha. Buradaki daha sözcüğü de henüz anlamına gelmiş ve zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Ama B seçeneğine baktığımızda ise daha senden gayrı aşık mı var benim divane gönlüm ifadesinde. Bakın buradaki daha sözcüğü arkadaşlar artık anlamına geliyor. Ve bir sınırlama anlamı katmış. Bundan dolayı da arkadaşlar bu tarz kullanımlarda daha sözcüğü durum zarfı olarak kabul edilir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dizelerdeki altı çizili bölümlerden hangisi zarf değildir? İlkin horozların gözüne göründün. Görünmek fiil. Nasıl görünmüş? İlkin. Bakın ilkin sözcüğü fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. İki numara dursun. Baban yeni dönmüştü eve uzaklardan. Dönmüştü fiil. Ne zaman dönmüştü? Yeni. Yani henüz dönmüştü anlamına geliyor. Bakın bu sözcükte zaman zarfı görevindedir. Birden aydınlandı annemin yüzü. Aydınlanmak fiil. Nasıl aydınlandı? Birden. Bakın buradaki birden sözcüğü de fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için nedir? Durum zarfı görevindedir. Ve bir bahar günü doğdun sen. Doğmak fiil. Ne zaman doğdun? Bir bahar günü. Buradaki bir bahar günü de fiili zaman yönünden belirttiği için zaman zarfıdır. Ama iki numaraya baktığımızda dünyaya haber verdiler ötelerden. Ötelerden kelimesi burada herhangi bir sözcüğü belirtmeyip isim görevinde kullanılmıştır. Zarf değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde en sözcüğü ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun. Bakın burada zevk isim. Nasıl zevk? Büyük zevk. Niteleme sıfatı. Ne kadar büyük zevk? En. En sözcüğü arkadaşlar burada üstünlük zarfı ya da miktar zarfı olarak kullanılmış ve niteleme sıfatını belirtiyor. En güzel türküyü bir kurşun söyler. Türkü isim. Nasıl türkü? Güzel türkü. Niteleme sıfatı. Ne kadar güzel türkü? En. En sözcüğü yine burada üstünlük zarfı ya da diğer adıyla miktar zarfıdır. Arkadaşlar miktar zarfları aynı zamanda sıfatları da bu yönüyle belirtebilir. Tamam mı? Bunlara dikkat edelim. Yaşamıştır derin, en hoş ve uzun rüyada. Bakın rüya isim. Nasıl rüya? Uzun rüya. Niteleme sıfatı. Nasıl rüya? Hoş rüya. Yine niteleme sıfatı. Peki ne kadar hoş ve uzun rüya? En hoş ve uzun rüya anlamına gelir. O yüzden burası da üstünlük zarfıdır. Bakın buradaki üstünlük zarfı da yine niteleme sıfatını belirtiyor. D seçeneği dursun. En güzel rüyaların bile sonu vardır. Rüya isim, nasıl rüya, güzel rüya niteleme sıfatı, ne kadar güzel rüya, en sözcüğü de burada yine üstünlük zarfı, diğer adıyla miktar zarfı olup bakın niteleme sıfatını belirtmiş. D seçeneğinde ise rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor ifadesinde. Bakın ferahlatıcı sözcüğü aslında nedir arkadaşlar? Ferahlatıcı rüzgar anlamına gelmektedir. Nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçmiş. Bundan dolayı da burası ferahlatıcı sözcüğü nedir? Adlaşmış sıfattır. Buradaki en sözcüğüne dikkat edin. Ne kadar ferahlatıcısı? En ferahlatıcısı. Yine arkadaşlar bu da üstünlük ya da diğer adıyla miktar zarfı olup niteleme sıfatını değil adlaşmış sıfatı belirtmiştir. Bu diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmış. Çünkü diğerleri niteleme sıfatını belirtirken bu adlaşmış sıfatı belirtmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu dizelerde numaralanmış bölümlerin hangisi zarf göreviyle kullanılmamıştır? Benim doğduğum köyleri
Akşamları eşkıyalar basardı. Bakın basmak fiil. Ne zaman basardı? Akşamları. Akşamları sözcüğü fiili belirtmiş ve ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfıdır. Bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem. Sevmem fiil. Ne kadar sevmem hiç. Fiile sorduğumuz ne kadar sorusuna cevap verdiği için burası da arkadaşlar miktar zarfı görevindedir. Şimdi buraya dikkat edelim. Peki neden sevmem? Bu yüzden. Burası neden bildiriyor arkadaşlar? Nasıl sorusu normalde durum zarfıdır. Fakat biz bunu da yine durum zarfı olarak kabul edebiliriz. Konuş biraz ifadesinde yine konuşmak fiil. Ne kadar konuşsun? Biraz. Bakın biraz sözcüğü fiil miktar yönünden belirttiği için ve ne kadar sorusuna cevap verdiği için miktar zarfıdır. Bir numaralı sözcüğe baktığımızda köyler isim. Hangi köyler? Doğduğum köyler. Doğduğum kelimesi ismi belirttiği için arkadaşlar ve hangi sorusuna cevap verdiği için nedir? İşaret sıfatı görevinde kullanılmıştır. Zarf olmayanı sormuştu. Bakın bu kelime sıfat olduğu için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kapalı sözcüğü türce ötekilerden farklıdır? Kapalı havalarda içimi bir hüzün sarardı. Hava isim. Nasıl havalar? Kapalı havalar. İsimlere sorduğumuz nasıl sorusu bize niteleme sıfatını verir. Arkada oturan çocuk kapalı bir kutu gibiydi. Kutu isim. Nasıl kutu? Kapalı kutu. Yine kapalı sözcü ismi belirttiği için niteleme sıfatı görevindedir. C seçeneği dursun. Ünlü şair anlamca kapalı şiirler yazmıştır. Şiir isim. Nasıl şiir? Kapalı şiir. Kapalı sözcüğü yine ismi belirttiği için niteleme sıfatı görevindedir. Kapalı kapıların ardında binlerce sır gizlidir. Kapı isim, nasıl kapı, kapalı kapı ismi belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için yine niteleme sıfatı görevindedir. C seçeneğinde ise dün kapalı olan dükkanlar bugün açıldı. Bakın olan sözcüğü anası mezar dikecekmişten sıfat fiiliki almış. Dolayısıyla bu sözcük nedir? Fiilimsidir. Peki nasıl olan? Kapalı olan. Fiil ya da fiilimsilere sorduğumuz nasıl sorusu arkadaşlar bize neyi verir? Durum zarfını verir. Bakın buradaki kapalı sözcüğü durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır? Durgun suda balık tutmayı severdi. Su isim, nasıl su, durgun su. İsmi belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için burası niteleme sıfatıdır. Evin önünde bitkin bir kadın vardı. Kadın isim, nasıl kadın, bitkin kadın. İsimlere sorduğumuz nasıl sorusu niteleme sıfatını verir. Çocuğun yorgun vücudu fazla dayanamadı. Yine vücut isim, nasıl vücut. Yorgun sözcüğü de burada niteleme sıfatı görevindedir. Kardeşinin üzgün yüzü sevinçle bakıyordu artık. Bakın yüz isim, nasıl yüz, üzgün yüz. Üzgün sözcüğü de burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Ali'nin babaannesi oldukça kızgın duruyordu. Durmak fiil. Nasıl duruyordu? Kızgın. Fiillere sorduğumuz nasıl sorusu arkadaşlar bize neyi verir? Durum zarfını verir. Bakın buradaki durgun sözcüğü de durum zarfı görevinde kullanılmış. Diğerleri niteleme sıfatı. Bunun farklı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük belirteceğini zarf değildir? Bakalım. İnsan bir yanınca kerem misali yanmalı. Yanmak fiil. Ne zaman yanmalı? Yandığı zaman, yani yanınca anlamına gelmiş. Burası fiili zaman yönünden belirttiği için nedir? Zaman zarfıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan. Hatırlamak fiil. Arkadaşlar burada bir şey dikkat edelim. İhtimal ya da kesinlik bildiren sözcükler cümlede durum zarfı görevindedir. Belki sözcüğü de burada ihtimal katmış. O yüzden burası nedir? Durum zarfı görevindedir. Bundan dolayı biz B seçeneğini de elemiş oluruz. Nasıl yaşayacağım ey deniz senden uzak? Yaşamak fiil. Bakın soruyu sağlayan sözcük nasıl kelimesi fiili belirtiyor. Fiili belirttiği için de biz buna ne diyoruz?
soru yoluyla belirttiği için soru zarfı diyoruz. Bundan dolayı C seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Sensiz kaldım yetiş ey kimsesiz der kimsesi derken kalmak fiil nasıl kalmış? Sensiz kalmış. Sensiz sözcüğü dikkat edecek olursanız fiili belirtiyor ve nasıl sorusuna cevap verdiği için de durum zarfı görevinde kullanılmış. Bundan dolayı biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelim ifadesinde ne demişler çirkin? Bakın arkadaşlar, çirkin sözcüğü burada herhangi bir sözcüğü belirtmemiş, isim görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru, nasıl sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Nasıl bir öykü anlattı sana ifadesinde? Bakın nasıl kelimesi neyi belirtiyor? Öykü kelimesini. Öykü nedir? İsimdir. İsimleri belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar bu soru sıfatıdır. Bize nasıl şiirler okuyacaksın? Yine nasıl kelimesi? Şiirler kelimesini belirtmiş. Şiir nedir? İsimdir. İsmi belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar bu nedir? Soru sıfatıdır. Öğretmenimiz nasıl sorular sordu sınavda? Yine nasıl kelimesi? Soru kelimesini belirtmiş. Peki soru nedir? İsimdir. İsmi belirttiği için sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için bu da soru sıfatıdır. D seçeneği dursun. Nasıl bir yaşam sürmek istiyorsun? Yine nasıl kelimesi? Yaşam kelimesini belirtmiş. Yaşam nedir? İsimdir. İsmi belirttiği için buna sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar soru sıfat olur. D seçeneğinde ise İstanbul'dan buraya nasıl geldin? Bakın nasıl kelimesi neyi belirtmiş? Gelmek fiilini belirtmiş. Fiili belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Zarf. Soru yoluyla belirttiği için bu da soru zarfı olur. Diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerin hangisinde yer yön bildiren sözcüğün cümledeki kullanımı ayraç içinde verilen açıklamayı örneklendirmez demiş. Önce açıklamamıza bakalım. Yer yön belirteci olarak kullanılmıştır. Yağmur başladığı için dışarı çıkmadı. Çıkmak fiil. Nereye çıkmadı? Dışarı. Bakın dışarı sözcüğü yalın halde kullanılmış ve fiili belirtiyor. Nereye sorusuna da cevap verdiği için nedir? Yer yön zarfıdır. Bu açıklama doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Bir adı belirterek sıfat göreviyle kullanılmıştır. Yukarı mahallede yıllarca oturduk. Bakın mahalle sözcüğü isim. Peki hangi mahallede? Yukarı mahallede. Yukarı sözcüğü ismi belirtmiş ve hangi sorusuna cevap verdiği için burası nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. Bakın burada da sıfat görevinde kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Tamlayan olduğu için adlaşmıştır diyor. Dışarının havası. Bakın birinci sözcük ek almış. İkinci sözcükte iyelik eki aldığı için burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Dışarı sözcüğü birinci sözcük durumunda olduğundan tamlayandır. İsim görevindedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkileme oluşturarak cümleye olasılık anlamı katmıştır. Fransa'da aşağı yukarı 10 yıl kaldı ifadesinde. Bakın aşağı yukarı sözcüğü yer yön bildiriyor. Ama burada ikileme görevinde kullanılmış. Zıt anlamla kurulan ikilemeler görevindedir arkadaşlar. Ve cümleye de aşağı yukarı diyerek olasılık anlamı katmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise durum eki alarak dolaylı tümleç göreviyle kullanılmıştır diyor. Bakalım. Temizledi yüklem. Kim? Onun annesi dersem özne olur. Peki ne zaman temizledi? Az önce zarf tümleci. Nereyi temizledi? Aşağıyı. Bakın nereyi sorusuna cevap verdiği için buradaki aşağıyı sözcüğü nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Şimdi açıklamamızda ne demişti? Durum eki alarak dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır demişti. Aşağıyı kelimesindeki şuradaki ı eki arkadaşlar doğru durum eki. Belirtme durum eki almış. Fakat dolaylı tümleç değil belirtili nesne görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru.
Bu dizelerdeki numaralanmış söz ya da sözcüklerden hangisi zarf değildir? Daha dokunmadan kurudu İrem. Kurudu fiil. Nasıl? Dokunmadan fiili belirttiği için burası durum zarfıdır. Bunu elemiş oluruz. Peki ne zaman dokunmadan kurudu? Daha. Daha kelimesi bakın yine henüz anlamına gelmiş. Burası da zaman zarfıdır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yağmıyorum fiil. Nasıl? Bir türlü. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. Bunu da elemiş oluruz. 4. Dursun. Artık bu yerlere sığamıyorum. Sığamıyorum fiil. Nasıl sığamıyorum? Bundan sonra. Artık kelimesi bakın cümleye zaman anlamı katmış. Ve fiili zaman yönünden belirttiği için nedir arkadaşlar? Burası zaman zarfıdır. Bunu da elemiş oluruz. Siyah gözlerine beni de götür. Göz isim. Nasıl gözler? Siyah gözler. İsme sorduğumuz nasıl sorusu neyi verir? Niteleme sıfatını verir. Zarf olmayanı sormuştu. Siyah sözcüğü niteleme sıfatı olduğu için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. 13. soruda bu dizelerde zarf görevli kaç sözcük ya da söz öbeği vardır demiş. Bakalım. O saatlerde serpilir gülüşün. Bakın serpilmek fiil. Ne zaman serpilir? O saatlerde. O saatlerde sözcüğü serpilmek fiilini zaman yönünden belirttiği için nedir? Zaman zarfıdır. Bir avuç su gibi içime ey yar. Buradayız arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız nasıl serpilir? Bir avuç su gibi serpilirmiş. Nasıl sorusuna cevap verdiği için burası da durum zarfıdır. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esi verirse bir gün. Bakın esi vermek nedir burada? Fiildir değil mi? Kurallı birleşik fiildir. Peki nasıl esi verse deli deli? Deli deli sözcüğü fiili belirttiği için burası da durum zarfıdır. Ne zaman esi verse bir gün, bir gün sözcüğü de esi vermek fiilini zaman yönünden belirttiği için burası da zaman zarfıdır. Beni unutma. Bakın burada arkadaşlar zarf görevli 1, 2, 3 ve 4 tane sözcük kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.